Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Nasılsınız? Bütün bir gününüz nasıl geçti? Çok sıcak hissettiniz mi? Böyle ellerinizle kendinizi böyle havalandırdınız mı? Ya da gün içinde çeşitli etkinlikler yaptınız mı? Neler hissettiniz? Sabah yatağınızdan uyandığınızda neşeli miydiniz? Kalbinizde sevinç var mıydı? Ya da mesela saat kaçta uyandınız? İşte bütün bunları Nora ablanız çok merak ediyor. İşte bu yüzden de arkadaşlar bizler sizlerden gelen haberleri her zaman büyük bir heyecanla bekliyor oluyoruz. Aşağıda WhatsApp numaramız var. WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gününüz nasıl geçti? Kaçta uyandınız? Bugün neler hissettiniz? Dua ettiniz mi? Etmediniz mi? Bugün aklınızdan neler geçti? İşte bütün bunları WhatsApp numaramızdan bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Benim bugün yine günüm çok keyifliydi, çok güzeldi. Çünkü bütün bir gün sizle buluşmanın heyecanını taşıdım üzerimde. Sizler benim için çok değerlisiniz. Çünkü sizler Tanrı için çok değerlisiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere sormak istediğim bir soru var. Merak ediyorum. Acaba arkadaşlar, zaman zaman arkadaşlarınızın size doğru gelmeyen davranışlarda bulunduğu oluyor mu? Ne olabilir mesela bu davranışlar? Diyelim size konuşurken sesini yükseltmesi, birazcık böyle kızar gibi sizinle konuşması. Ya da mesela diyelim size sormadan sizin bir eşyanızı sizden izinsiz alması gibi örnekler olabilir. Peki böyle durumlarda arkadaşlarınız yanlış yani doğru olmayan bir davranış gösterdiğinde böyle durumlarda ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Onları uyarıyor musunuz? Peki nasıl uyarıyorsunuz? Onları öfkeyle mi yoksa sevgiyle mi uyarıyorsunuz? Peki bir de şunu sorayım sizlere. Zaman zaman sizin de doğru olmayan davranışlarda bulunduğunuz oluyor mu? Bence kesinlikle oluyordur. Peki böyle zamanlarda arkadaşlarınız sizi uyardığında onlara nasıl tepki veriyorsunuz? Kızıyor musunuz? Reddediyor musunuz? Ya da onlar sizdeki doğru olmayan bir davranışı düzeltmenize yardımcı oldukları için onlara teşekkür ediyor musunuz? Arkadaşlar uyarılar hayatımızda çok önemlidir. Ama daha önemli olan bir şey o uyarıları nasıl yaptığımızdır. Ya da uyarılara nasıl tepki verdiğimizdir. Eğer biri bizi uyarırsa, sen karışamazsın bana canım derseniz, özellikle bu kişi büyüğünüzse, işte o zaman maalesef bu doğru bir davranış olmaz. Çünkü aslında uyarılar bizdeki bazı negatif şeyleri düzeltmek için vardır. Yani aslında iyi bir şeydir bu. İşte o yüzden de eğer güvendiğiniz birisinden bir uyarı alıyorsanız bir konuda kesinlikle bunu ciddiye almalısınız bence. Arkadaşlar bu konularla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Birazdan bununla ilgili bir bölümümüz olacak ama ondan önce gidelim bir Ege'yi izleyelim. Sonra da birlikte görelim bakalım o bölüm hangisiymiş. Midemiz bir damacana kadar genişleyebilir. Hadi bir damacana suyu dikin kafaya. Hapşırınca ağızdan çıkan hava saatte 100 kilometreyi bulunur. Hapşıran birinin önünden geçmeyin, yaralanabilirsiniz. Bir nevi sneeze kasırgası. Dil izi de parmak izi kadar özeldir. Yani bir suç işlerseniz bir yeri yalamamaya özen gösterin. Sinir uçlarınızın taşıdığı bilginin hızı saatte 4000 kilometredir. O zaman bir SHT yapılabilir. Sinir hızlı treni. Ellerimizle kendi kendimizi boğmamız imkansızdır. Darth Vader'a gelsin bu. Vücudumuz günde 300 milyar yeni hücre üretir. Çok yemek yiyince duyma hızı azalır. Çiğneme seslerine hiç duyulmuyor zaten. Vücudumuzda dakikada 300 bin hücre ölür. Hücreler için bir saygı duruşu. Sana buradan kucak dolusu teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Şimdi de sen olsan ne yapardın bölümündeyiz. Sen olsan ne yapardın bölümünün sorusu tahmin ettiğiniz gibi az önce konuştuğumuz konularla ilgiliydi. Eğer hazırsanız isteyen arkadaşlarım gözlerini kapatarak kendini orada hayal ederek, istemeyen arkadaşlarımsa gözlerini böyle kocaman açarak bizim de ekranda birazdan göstereceğimiz görselleri izleyerek sorumuzu dinleyebilirler.
Haydi bakalım, hazırsanız sorunuzu okuyorum arkadaşlar. Diyelim yakın bir arkadaşınla yolda yürürken onu bu konuda defalarca uyarmana rağmen yine senin hiç hoşlanmadığın bir şey yaptı. Yanlış bir şey yaptı. Ne yapmış biliyor musunuz? Yere tükürmüş arkadaşlar. Evet, siz arkadaşınızı defalarca uyardınız ama buna rağmen yine de bu hiç doğru olmayan davranışı gösterdi ve yere tükürdü. Bu durumda sen olsan ne yapardın sevgili arkadaşım? Birazdan bununla ilgili şıkları da okuyacağım. Ama ondan önce gidelim şöyle güzelce bir kumdaki hikayeleri izleyelim. Bu sırada sen de kendini bu durumun içinde hayal et. Hatta şunu düşün. Acaba yani bu bir yere tükürmek olmasaydı da başka bir davranış olsaydı ve yine doğru olmayan ve yine senin arkadaşını defalarca bu konuda uyardığın bir davranış olsaydı, o zaman ne yapardın? Ve bu davranışın ne olduğunu düşün, hatırlamaya çalış. O zaman gel birlikte kumdaki hikayeleri izleyelim. Ondan sonra da şıklarımıza birlikte göz atalım. Mısır'da yaşayan Yahudilerin sayısı gittikçe artmaktaydı. Firavun bu durumdan rahatsızdı ve Yahudilerin kendisine isyan etmesinden korkuyordu. Bu yüzden onları Mısırlıların kölesi yaptı. Yahudilere Mısır'da çok kötü ve zalimce muamele yapılıyordu. Firavun, yeni doğan Yahudi erkeklerinin Nil nehrine atılarak boğulması emrini vermişti. Firavun'un hedefi Mısır'daki Yahudilerin sayısını azaltmaktı. Bunun için çocukları bile öldürecekti. Bir gün Yahudi bir bebek doğdu. Bebek gerçekten çok güzeldi. Onu 3 ay sakladılar ama artık daha fazla saklayacak imkanları kalmamıştı. Hasır bir sepeti su geçmeyecek şekilde hazırlayıp bebeği içine koydular. Ve sepeti Nil nehrine bıraktılar. Bebeğin ablası neler olacağını görmek için uzaktan gözlüyordu. O sırada Firavun'un kızı hizmetçileriyle birlikte Nil nehrinde yıkanıyordu. Birden nehirde yüzen sepeti fark etti. Sepeti açınca içinde ağlayan küçük bir bebek gördü. Bu bebeğin Yahudi olduğunu hemen anladı. Bebeği takip eden ablası Firavun'un kızına yaklaşıp, isterse bebeğe bakması için ona Yahudi bir süt anne bulabileceğini söyledi. Firavun'un kızı bu teklifi kabul etti ve ablası hemen bebeğin annesini oraya getirdi. Firavun'un kızı anneyle anlaşarak bebeği emzirmesi ve ona bakması için bebeği anneye verdi. Yıllar sonra bebek büyüdü. Annesi onu Firavun'un kızına gönderdi. Ona Musa adını verdiler. Musa Mısır ülkesinde büyüdü ve Yahudilerin Mısır'da nasıl eziyet çektiklerini gördü.
Mısırlılar Yahudilere çok kötü ve zalimce davranıyor, onları hizmetçi ve köle olarak çalıştırıyorlardı. Bir gün Musa, Mısırlı bir adamın bir Yahudi'yi dövdüğünü gördü. Musa yanlarına yaklaştı. Etrafta kimsenin olmadığını görünce Mısırlı adamı öldürdü ve onu hemen kumlara gömdü. Musa bu olaydan kimsenin haberi olmaz sanıyordu. Ama Firavun, Musa'nın bir Mısırlıyı öldürdüğünü öğrendi ve bu nedenle Musa'nın öldürülmesini emretti. Bunun üzerine Musa uzaklara kaçtı ve Midyan yöresine yerleşti. Bu bölümün de sonuna gelirken, şimdi şu güzel ayetle veda edelim. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin, çünkü o sizi kayırır. Petrus'un 1. mektubu, 5. bölüm, 7. ayet. Arkadaşlar şimdi sen olsan ne yapardık bölümünde yine birlikteyiz ve az önceki sorumu tekrar hızlıca bir hatırlatıyorum. Defalarca arkadaşını uyarmana rağmen yolda yakın arkadaşınla birlikte yürürken yine senin o hiç hoşlanmadığın ve onu defalarca uyarmış olduğun davranışı gösterdi ve yere tükürdü. Ve bu davranış hiç doğru bir şey değil. Çünkü sokakları kirletmek yani bence hem bize yine zararlı. Çünkü etrafı kirletmek, kirli bir dünyada yaşamak bizlerin sağlığı için zararlı bir şey. Ayrıca da bu hiç hoş bir davranış değil. Çok kaba bir davranış. Ve buna ek olarak da sokakları temizleyen insanların iş yükünü çoğaltıyor. İşte bu yüzden de iyi olmayan bir davranış. Ama diyelim arkadaşın bu davranışı tekrar yaptı. Sen olsan ne yapardın? A şıkkı. Bu sefer dayanamaz ve ona meydan okursun. Acaba hanginiz daha uzağa tükürebilecek? B şıkkı. Iy, iğrençsin dersin. Yanından uzaklaşırsın ve bir daha da o arkadaşına görüşmezsin. C şıkkı, onu sevgiyle ama gayet ciddi bir şekilde uyarırım. Yaptığı şeyin ne anlama geldiğini, sokakları kirlettiğini, sırf bu yüzden sokak temizleyicilerinin daha fazla çalışması gerektiğini ve bu davranışın aslında kaba bir davranış olduğunu ona tek tek açıklarım. Ve Tanrı'nın onu değiştirmesi için kendi kendime dua ederim. Evet sevgili arkadaşım, işte şıklarım bunlardı. A, B ve C şıkları arasında bu 3 şıktan birini seç ve WhatsApp numaramızdan bizlere ulaş, cevabını bildir. Ve biz de seninle birlikte cevabın hakkında düşünelim ve yarın bu sorunun cevabını hep birlikte verelim. Şimdi yine bir mola zamanı, gidelim o iki çok sevdiğimiz arkadaşımızın yanına. Haydi Meyvezi'yle Hasret Gidermece. Hala dargın mısın bana? Hangi konuda? Şey, dün için. Oh, unuttum gitti mi? Sen benim kardeşimsin. Dargınlık akılsızların bağrında barınan bir his. Ne güzel söyledin kardeşim. Vaiz bölümünde okumuş olmalısın. Evet, kesinlikle oradan. Ah harika. Sürprizli yerden devam ediyorum öyleyse. Hiç vakit kaybetme. Ah, dur, böyle şey yapalım mı? Ne? Bir önceki bölümde, az sonra... Özet gibi. Gerek yok. Kardeşlerim hemen anımsayacaklar nasılsa. Olsun olsun böyle bir cümle ya. Ben bir önceki bölümde diyeceğim. Sonra sen geçen bölümden kısa bir hatırlatma yapacaksın, tamam mı? Geçen bölümdeki gibi yine kızdıracak mıyım seni? Oh, hayır, orası yok işte. Aa, tamam o zaman. Hadi başla. Bir önceki bölümde. Elçi Paulus Troas kentinde. Gece vakti, rüya görür, rüyasında bir görüm. Ve şimdi yeni bölüm. Bu görümde bir adam elçi Pavlus'un önünde durup ona yalvarır ve Makedonya'ya gel, bize yardım et diyordu. Elçilerin işleri 16:6'dan biliyoruz bunu. Az sonra. Aa,
Ara mı verdik? Yok, dalmışım. Ha, tamam. Elçi Pavlus bu görümün ardından hiç vakit kaybetmeyip Silas ve Timoteus'la birlikte Makedonya'ya gitmenin yollarını arar. Troas limanından gemiye binerler. Deniz yolculuğundan sonra Filipi'ye varırlar. Burası Makedonya bölgesinin önemli bir kentidir. Makedonya ülke değil miydi? Evet, şu an ülke. Başkenti de Üsküp. Hı. O zaman da bir bölge ve Roma'ya ait. Filipi ise Makedonya bölgesinde yer alan bir kent. Antiktir bir de. Tabii tabii. Hep antik. Tabii. Yani olsun o kadar, ne kadar eski çünkü, değil mi? Tamam, devam ediyorum. Hiç durma kardeş. Paulus ve beraberindekiler bu kentin kıyısında bir grup kadınla karşılaşır ve kadınlara Tanrı sözünü anlatırlar. İçlerinden biri hemen iman eder ve konaklama için evlerine misafir eder. Elçiler misafirlikten sonra şehre iner ve vaazlarını vermeye devam ederler. Buradaki topluluğun arasından bir kız, "Bu insanlar Yüce Tanrı'nın uşaklarıdır, size bir kurtuluş yolu bildiriyorlar." diye sürekli bağırır. Elçi Paulus sonunda çileden çıkarak kıza, "İsa Mesih'in adıyla sana buyuruyorum, ondan ayrılasın." der. Oh, bunu okumuştum. Evet, elçilerin işleri 16-18'den. Sonra? Paulus'un bu söyleminden sonra kötü ruh kızın içinden çıkar ve kız kurtulur. Ancak kız bir falcıdır ve onun falcılığından geçinen bir grup vardır. Bu durumdan hiç hoşlanmazlar. Elçi Paulus ve yanındakileri yakalayıp kentin ortasında bulunan pazar yerine götürürler. Yani Agora'ya. Evet, Agora'ya. Harikasın Zihi. O kadar ülke gezdim ya. Doğru, çok haklısın. Evet, nerede kalmıştık ha? Agora'da yöneticiler karşısına çıkarılırlar. Yahudi oldukları ve kente kargaşa çıkardıkları söylenir. Romalı olan bizlerin benimseyip uygulayamayacağımız töreler bildiriyorlar derler. Hatırlarsın, burası Roma kentiydi. Evet. Vay be, şimdi ne olacak? Şimdi senin doğru mu yanlış mı sorun gelecek. İkinci yolculuğun devamına da sonraki bölüm devam edeceğiz. Peki o zaman, geliyor. Dünyayı gezdiğimi hatırladığım için o tarzda bir soru soracağım. Abi sor lütfen, sor. Uruguay ve Paraguay komşu ülkelerdir. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Ah, yapma, ipucu verecektim ya. Uf, tüh. Neyse, olsun. Bu sefer yanlış oldu. Ay, olsun kardeş. İsim benzerliği şaşırttı beni. Uruguay, Paraguay ya. Olsun. Uruguay ve Paraguay Güney Amerika'da bulunan ülkeler, doğru. İsimleri birbirine benzemekte. Paraguay, Uruguay'ın kuzeyinde yer alır. Birbirlerine komşu değildirler. İki ülke arasında Arjantin ve Brezilya'nın toprakları yer alır. Vay be! Ne güzel bilgiler bunlar. Çok teşekkürler Zihi. Asıl ben teşekkür ederim. Hadi gidelim Zihi. Hadi. Bye bye. Bye bye. Tanrı'nın Sözü bölümüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Geçen haftalarda biraz hüzünlü bir yerde kalmıştık. Çünkü artık İsa Mesih dünyaya gelmiş, mucizelerini yapmış ve ondan sonra birçok insan tarafından yüreği değişmişti. Ama ondan sonra da bir de aynı zamanda Mesih İsa'yı sevmeyen kocaman bir grup vardı. Bir sürü insan vardı ve onlar gerçekten İsa'ya zarar vermeye çalışıyorlardı. Bu yüzden en sonunda İsa'yı Getsemani bahçesinde gelip yakalamışlardı ve sanırım ona zarar vereceklerdi. Ama bakalım şimdi acaba hangi hikayemiz var sırada? Bundan sonra acaba ne bekliyor bizi? Bu hikayenin adı yine çok hüzünlü. Güneş parlamaz oldu. Demek bir kralsın ha? Diye dalga geçti Romalı askerler İsa'yla. O zaman sana bir taç ve kaftan verelim en iyisi. İsa'ya dikenlerden yapılmış bir taç verdiler. Kim bilir canı ne kadar yanmıştır, düşünebiliyor musunuz? Normalde taçlar böyle parlak, çok güzel görünen ve insanların kafasını rahat etmeyen, kraliçelerin kafasını rahatsız etmeyen bir şeydir. Ama onlar İsa'yı üzmek ve onunla dalga geçmek için bu kadar görkemli ve ihtişamlı bir şey olan tacın
Çok daha farklı bir halini verdiler ona. Ne verdiler? Dikenlerden yapılmış ve onun canını acıtan bir taç. Üstüne de mor bir kaftan giydirdiler. Sonra da önünde eğilme numarası yapıp "Saygıdeğer majestemiz" diyerek alay ettiler. Bundan sonra onu kırbaçladılar, üzerine tükürdüler. İsa'nın hayatın prensi, göklerin ve yerin kralı ve onları kurtarmaya gelen kişi olduğunu asla anlamadılar. Askerler onun için bir leva hazırladı. Üzerinde "Kralımız" diye yazıyordu ama tabii ki bunu da dalga geçmek için yapmışlardı. Levhayı ahşap bir çarmıhın üzerine çivilediler. Kentin dışındaki bir tepeyi tırmandılar. İsa sırtında çarmıhını taşıdı. Ne kadar ağır olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Belki de ağaçtan yapılmış bir tahta gibi düşünün. Kim bilir ne kadar ağırdı. Üstelik yaralıyken bunu taşıdı. İsa yanlış olan hiçbir şey yapmamıştı. Ama onu en kötü suçluyu öldürür gibi öldüreceklerdi. İsa'yı çarmıha çivilediler. "Baba, onları affet," dedi İsa nefes nefese. "Ne yaptıklarını anlamıyorlar." "Bizi kurtarmaya geldiğini söyledin," diye bağırdı insanlar. "Ama baksana şu haline, kendini bile kurtaramıyorsun." Ama yanılmışlardı. Eğer İsa isteseydi kendini kurtarabilirdi. Bir ordu dolusu melek anında yanına gelebilir ve onu kurtarabilirlerdi. Eğer İsa isteseydi. "Gerçekten Tanrı'nın oğlu olsaydın o çarmıhtan hemen iniverirdi," diye bağırdılar. Bir açıdan haklıydılar. Evet, İsa çarmıhtan inebilirdi. Hatta tek bir söz söyleyerek her şeye bir son verebilirdi. Tıpkı o küçük kızı iyileştirdiği zaman ya da fırtınayı dindirdiği zaman ve hatta 5000 kişiyi küçücük bir parça yemekle doyurduğu zaman gibi. Ama İsa orada kaldı. "Görüyor musun? Sen gerçekten görüyor musun?" Onlar hiç anlamadılar. Bizim gördüğümüzü onlar hiç görmediler. İsa'yı çarmıhta tutan şey çiviler değildi, sevgisiydi. İsa, "Babacığım," diye endişeli bir şekilde göklere baktı. "Babacığım, neredesin? Beni bırakma." İlk defa ve son defa. İsa konuştuğunda hiçbir şey gerçekleşmedi. Sadece dehşet verici, kocaman bir sessizlik vardı. Tanrı cevap vermedi. Yüzünü oğlundan çevirdi. İsa'nın gözyaşları yüzünden, her gözden, her gözyaşını silecek olan yüzden aşağı süzüldü. İsa'nın gözyaşları onun yüzünden süzüldü. Evet. Buraya kadar çok hüzünlü bir hikaye dinledik. Gerçekten İsa çok zor bir zaman geçirdi, bundan eminim. Ama bu canının yandığı hikayeyi bir anda durdurmamasının tek bir sebebi vardı. O da bize olan sevgisiydi. Bu planı değiştirmek istemedi. Çünkü bu planın sonunda bize vereceği kurtuluş vardı. İşte bu yüzden her şeye razıydı. İsa'yı 100 kere mi kırbaç attılar? 500 tane de olsa yine kabul ederdi. İsa'ya 50 tane mi çivi çaktılar eline? 150 tane olsa yine kabul ederdi. Çünkü onun bu planı değiştirmemesinin sebebi güçsüzlüğü değildi. Bütün bu planı değiştirmeye gücü vardı. Sadece aynı zamanda bizler için kocaman bir sevgisi de vardı. İşte bu yüzden sevgisi onun o acıya katlanmasına sebep oldu. Ve bizim için buna razı geldi. Bugün arkadaşlar sizlerin Mesih'in ve Tanrı'nın bize olan sevgisini tekrar düşünmenizi istiyorum. Siz olsanız böyle büyük bir fedakarlık yapabilir miydiniz en yakın arkadaşınız için bile? Ben sanırım yapamazdım. İşte bu yüzden onun sevgisi dünyada görmediğimiz kadar büyük bir sevgi arkadaşlar. Bugünlük Nora abanızdan bu kadar. Nora abanız sizi çok ama çok seviyor. Bir sonraki görüşmemize kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.